Evet çok değerli basın mensupları hepinize sağlık diliyorum. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bu gece Kadir gecesi. Bu mübarek gecenin ve Ramazan ayının öncelikle aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olsun temennisinde bulunmak istiyorum. Bayram yaklaştı ve bu vesileyle gene herkese şimdiden mutlu güzel bir bayram diliyorum. Sayın basın mensupları Kötü örnek çoktur. Pazartesi günü 13. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'da kötü örneklerin en kötülerinden birine tanık olduk. Hep söylediğim bir şey var. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Ve gene çok bilinen bir söz vardır. Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz. İbadethaneye siyaset girerse ibadet kalmaz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu konuyla ilgili gezi, gezi süreciyle ilgili herkesin Türkiye Barolar Birliği'nin raporunu ve Türkiye Kamu Denetçiliği'nin Kamu Baş Denetçiliği'nin yani ombudsmanın ombudsmanlığın hazırladığı raporu önce Tayyip Erdoğan'ın sonra bu konuda hüküm veren hakimlerin bu konuda değerlendirme yapan herkesin okumasını bakmasını tavsiye ederiz. Olay nedir? Olay şudur. 19 Şubat 2020'de Erdoğan bir manevrayla beraat ettirmeye kalkıyorlar dedi. Mahkemenin verdiği beraat kararına rağmen Kavala cezaevinde tutuldu, başka bir suç isnat edilerek ve sonra Erdoğan'ın bu talimatından sonra 22 Ocak 2021'de eee Bölge Adliye Mahkemesi beraat kararını bozdu. Kavala beraat edilmiş iken cezaevinde tutmak için uydurulan suçtan da bu sefer beraat etti ama beraat edilen isnat edilen ve beraat ettiği suçtan da hepinizin bildiği gibi 25 Nisan 2022 pazartesi günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı ve diğerleri elbette mücella yapıcı Çiğdem Mater Mine Özerdem, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay. Bu şudur. Biz bunu komutla, talimatla verilmiş bir karar olarak görüyoruz. Ama herkesin emin olmasını isteriz ki yargı eliyle muhalefeti sindirmek diktatörlerin son numarasıdır. Beyefendiye cop, biber gazı, plastik mermi, tayzikli su yetmiyor muhalefetin küçülmesini sağlamak, muhalefeti ortadan kaldırmak için bunlar yetmiyor. Şimdi bu işi yargı eliyle yapmak istiyor. Beyefendinin ve herkesin bilmesini isterim ki Gezi özgürlük çığlığıdır. Gezi doğa ve çevre sevdasıdır. Gezi adalet feryadıdır. Gezi milyonların haykırışıdır. Sekiz kişiyi hapse atarak milyonları susturamazsın. Erdoğan'a buradan söyleyeyim. Sen böyle yaparsan milyonların olan gezi on milyonların olur. Aklını başına al. Bu davayı Ergenekon-Balyoz kumpas davasıyla da çok benzeşen yanlarıyla görüyor ve izliyoruz. Biz e, bu kumpas davalarını FETÖ taktiği diye gördük, algıladık. Ama şimdi anlıyoruz ki Ergenekon-Balyoz davaları da bir AK Parti klasiği ve taktiği olarak FETÖ'nün taşeron olarak kullanıldığı bir tablo içinde cariyan etti. Genelkurmay Başkanı'na müebbet hapis verildi. Birçok insan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı Ergenekon Balyoz davalarında. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi birçok müebbet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan insan dışarıda ama o cezaları veren hakimler ya kaçak ya cezaevinde. Bu davayı da buna benzetmek bu yönüyle çok mümkün karşı o yazan hakimin dinleme hukuksuzdur ve dosyada delil yoktur ifadeleri çok düşündürücüdür. Uluslararası hukuk literatürüne girecek bir ucube kararla karşı karşıyayız. Ve gene hep söylediğim bir şeyi tekrar söyleyeyim. Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamu vicdanındaki karşılığı kadardır. Biz bu kararı meşru görmüyoruz. Bu karar talimatla alınmış. Muhalefeti sindirmek, muhalefeti baskılamak, muhalefeti susturmak için alınmış bir karardır. Avrupa İnsan Hakları'na mahkemesini ve anayasa mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin ödüllendirildiği bir yargı sisteminden de adalet beklemiyoruz. Adaleti el geç tecelli edecek ama inşallah en kısa sürede gelmesini çok temenni ettiğimiz Seçim sandığında milletin adalet terazisi herkesi tartacak. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Savcıları ve hakimlerin yürütmenin giyotini, yürütmenin <laughs> sopası haline geldiği bir sistemde adalet gerçekten artık sadece sözde kalan bir kelimeden ibaret. Ve nice badireler atlatan demokrasimiz ağır bir tehdit ve tehlike altındadır yürütme organı eliyle Türk demokrasisi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Her şeye rağmen demokrasimizi koruyacağız. Ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Türkiye'de demokrasiden yana olanlarla tek adamdan yana olanlar arasında gerçekten önemli, sıcak bir siyasi süreci hep beraber izleyeceğiz ve şüphesiz demokrasiden yana olanlar kazanacak. Ben buradan bu vesileyle ekmek kadar, su kadar, güneş kadar, toprak kadar, hava kadar kıymetli olan demokrasimize herkesi sahip çıkmaya çağırıyorum. Çünkü artık gün namuslular için cesaret günüdür. Hiç şüphesiz namussuzlar için de hesap günüdür. Bunun böyle bilinmesini arz ediyor ve istiyoruz. Değerli arkadaşlar, ekonomi felç, gerçekten felç Türkiye'de ekonomik olarak sözün bittiği yere geliyoruz. Ağır ağır geliyoruz. Göz önünde göz göre göre batıyoruz. Kimse görmüyor. 84 milyon ağlıyor. Kimse duymuyor. Böyle bir tablo. Bakın Ağustos 2021'den bu yana borç stoğumuzun 1 trilyon lira arttığını kaç kişi biliyor? Ağustos'tan bugüne. Yani bir bir yıldan az bir sürede Türkiye'nin borç stoğu 1 trilyon büyüdü. 2.1 trilyon olan devletin borcu bugün 3.1 trilyon lira. Buna bağlı olarak faiz yükümüz de arttı. Faiz yükümüz Ağustos 2021'de 1.1 trilyon iken bugün toplam devletin faiz yükü 2.4 trilyon. Toplamda 3.1 trilyon ana para, 2.4 trilyon Faizle beraber 5.5 trilyon borcu olan bir devlet olduk. Hay maşallah 5.5 trilyon borç. 5.5 trilyonun nasıl bir para olduğunu anlaşılması için şu kadarını söyleyeyim: ee, bütçemiz 2022 bütçemiz 1 trilyon 700 milyar. 1 trilyon 700 milyarla dönen bir Türkiye'nin bir yılda 5.5 trilyon borcu var. Kimse borcum yok demesin. Gerçi herkesin var da borcu olmayanlar da yok demesin. Bu borçtan herkese temiz 30-40 bin lira düşüyor. Şimdi Sayın Bakan milletin ile dalga geçer gibi eee gerekirse gemileri karadan yürütürüz demiş. Yani hepimizin durup bir dakika düşünmesi gereken bir laf etmiş. Aslında ustası da kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur demişti 2021 Kasım'ında 5-6 ay önce. Şimdi gemi karaya oturmuş. Kaptanın ustası dalgalı denizde belli olur diyen ustanın çırağı geminin karaya oturduğunu itiraf etmiştir. Olay budur. Beyler karadan gemi yürü çekmiş. Çiftçi mazotsuzluktan, gübresizlikten, ilaçsızlıktan, tohumsuzluktan traktörünü tarlada yürütemiyor. Öğrenci bayram geldi, anasına babasına gidecek otobüs bilet alıp memlekete gidemiyor. Beyler karadan gemi yürütme peşinde. Ve gemi karaya oturduğu içindir ki bu bayram geldi çattı. Emeklilerimize bir kuruş bile ikramiye, ilave ikramiye veremeyecek hale gelen bir devletle de maalesef karşı karşıya kaldık. Dün doktorlara kuru bir teşekkür etti. Beklerdik ki Covid tedbirleri büyük çapta ortadan kalkarken bu emeğin bir karşılığı vardır ve bunu veriyoruz diyebilmeliydi. Diyemez. İnşallah der ama e, gemi karaya oturdu. Para yok. Deniz bitti. Diyemez. Vatandaşa sabır politikasından vatandaşa vaat politikasına geçen bir hükümetle de karşı karşıyayız. Erdoğan cekle cakla karın doymuyor. Milletin karnı aç. İktidar cekcak yapmaz. Yaptım verdim ettim der. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşlılarla ilgili bir komisyon kuruldu. İyi güzel hep birlikte bütün partilerin mütabakatıyla komisyon yaşlıların sorunlarını araştıracak. Elbette araştıralım. Komisyon vereceğimiz üyelere diyeceğim ki gidin sokakta sıradan yaşlılara sorun. Derdiniz nedir? Hepsi açız diyecek. Hepsi geçinemiyoruz diyecek. Hepsi bayram geliyor. Torunlara nasıl harçlık vereceğiz diyecek. Değerli arkadaşlar, müteahhit defalar söyledik. Senede iki defa <laughs> milletin sırtını büktünüz bari senede iki defa bir bayram ikramiyesinde emekliye nefes aldıralım. Hayır yok. Bunlar şunu bilmiyor. Bayram ne demek? Bayram kahve demek. Bayram tatlı demek. Şeker demek. Baklava demek. Bayram ikram demek. Bayram harçlık demek. Hepimiz çocuktuk ya harçlık diye böyle bakardık yani. Beklerdik. Nasıl olacak şimdi Erdoğan? Emekli torununa, memur evladına, çocuğuna Nasıl harçlık verecek? Ne kadar harçlık verecek? Veremeyecek. Veremeyecek. Çocuklar demiş söyledim. Anneye babaya gidemeyecek otobüs bilet alamadığı için. Nasıl olacak? Ve sen pişkin pişkin Türkiye'nin çok rahat her şeyin de yolunda olduğunu söyleyebiliyorsun. Sabır tavsiye ediyordun. Şükür tavsiye ediyordun. Şimdi cekcakla milleti oyalayamazsın. Milletin canı burnunda ben buradan söyleyeyim. Erdoğan'ın yani hükümet desem ortada bir hükümet yok. Aklını başına almasını şiddetle de tavsiye ediyoruz. Bu konuda Sayın Genel Başkanımız samimi bazı uyarılar yaptı. Mesela ne dedi? Maceracı kur ve para politikasından vazgeçin dedi. Kamu özel işbirliğiyle yapılan işlerle ilgili döviz ödemelerini TL'ye çevirin dedi. Katar sevdanızdan vazgeçin dedi. Benzer mahiyette çok güzel öneriler yaptı. Buralardan başlayabilirsin Erdoğan. Öneri istersen, tavsiye istersen veririz. Ama hayır. Ben muhalefeti dinlemem. Ben bilimi dinlemem. Ekonomi bir bilim kardeşim. Bunun kuralları var. Hep söylüyorum. Kurallara uymazsan duvara toslarsın. Ben duvara toslarsın dedim. Onlar gemiyi karaya oturtmuş. Sıkıntıyı 84 milyon çekecek. Allah milletimize kolaylık versin. Bayram geliyor. Bayramların <laughs> benim yakın tarihte hatırladığım en zorunu geçireceğiz. Hep beraber. 84 milyon olarak. En darda kaldığımız bir bayrama giriyoruz. Ekonomik olarak darda kaldığımız bir bayrama giriyoruz. Ve demokrasimizin de çok sıkıştığı, çok tahrip edildiği bir bayrama giriyoruz. Tekrar söyleyeyim. Kimse umudunu yitirmesin. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk milleti demokrasiye aşıktır. Ne demokrasimizi feda edeceğiz, ne emeklimizi feda edeceğiz, ne garibanımızı, fakir fukaramızı feda edeceğiz. Hep birlikte Türkiye'yi huzura, refaha ve esenliğe kavuşturma noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak azami gücümüzü ve katkımızı sunacağız. Bunun da bilinmesini isterim. Bugün böyle kısa tutalım. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız. Buyurun. Ben de hayırlı olsun diyorum. Eee Sanıyorum o açıklamayı ben de siz de takip etmişsinizdir. Masayla ilgili bir sorun olmadığını ve masadaki partilerle azami iş ve güç birliğinin de bundan sonraki süreçte de sürdürüleceğini söyledi. Arkadaşlar biz geçmişte seçime girdik. Millet ittifakı olarak girdik. CHP ayrıydı, İyi Parti ayrıydı. Ee, bu Saadet Partisi ayrıydı. Bunlar gene olacaktır. Böyle olur çatı olur. bu formülasyon çok ama Sayın Babacan e, altılı masayla bakımından bir sorun olmadığını bilakis tam tersine Altılı Masa'daki diğer partilerle güç ve eşbirliğinin azami süreceğini söylediğine göre masa bakımından, ittifak bakımından ve demokrasimiz bakımından burada hiçbir sorun görünmüyor. çok Sayın Genel Başkan bugün bu konuda bir değerlendirme yaptı ama şöyle Sayın Genel Başkan zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhranın ve demokrasi krizinin sorumlularıyla bir kavga ediyor, bir mücadele ediyor. Ama pazar günü ay 25'inde İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar gösteriyor ki Recep Tayyip Erdoğan muhalefete susturmak, sindirmek, bastırmak için biraz daha sertleşecek. Devlet imkanlarını daha fitursuzca kullanacak sindirme ve susturma politikasında sınır tanımayacak. Böyle olduğu zaman da Sayın Genel Başkanımız bu mücadelenin doğal olarak sertleşeceği, kavganın dozunun sertleşeceği yaklaşımından hareketle demokrasiden yana olan herkese kavgaya hazır olun. Cesaretiniz yoksa ardıma düşmeyin. Cesaretiniz varsa bu sert mücadeleye, bu kavgaya cesareti olan herkesi Ardıma düşün demek suretiyle bir genel çağrı yapmıştır. Çağrı ne masaya ne örgüte, çağrı demokrasiden yana olan herkese'dir. Evet. Ilan etse, e, adaylığını ilan etse daha net bir şekilde ilan ederdi. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiden yana olan merkezler içerisinde, siyasi partiler içerisinde en büyük partidir. Hiç şüphe yok ki Sayın Genel Başkanımızın adaylığı Cumhuriyet Halk Partilerin tamamının arz ettiği bir durumdur. Ama takdir Sayın Genel Başkanımızın da daha önce söylediği gibi altılı masanın takdiridir. Onun için bu konuda bir değerlendirme için erken olur. Evet. Bu çalışma meselesi biliyorsunuz daha önce de oldu. Bakan <laughs> bakan yardımcısı çalışıyoruz dedi. Bakan hayır böyle bir şey yok dedi. Grup başkan vekili çalışılıyor dedi. Bir başka bakan çıktı. E böyle bir şey yok dedi. Biz artık hangi AK Parti, hangi Erdoğan konusunda kafamız karışık. Erdoğan da bazen sabah başka, akşam başka konuşabiliyor. Biraz önce bunun cevabını verdim. İktidar cekçek yapmaz. Yapar, getirir, ortaya koyar. Kanunsa meclise getirir. Diğer türlü olacaksa kararnameyle yapar gider. Çalıştıkları falan yok. Para bitti. Para deniz bitti. Gemi karaya oturdu diyor adam. Bir başka bakan da diyor ki iyileştirme için çalışıyoruz. Demin söyledim. Demin söyledim. Eee sabır politikasından vaat politikasına geçmiş gibi görülüyorlar. Akıllı sıra işte 3600'de yıl sonunda yapacağız diyorlar. Akıllı sıra milleti böyle biraz oyalayabileceklerini düşünüyorlar. Ama fakirin fukaranın karnı açken onlara hayal satmak, eee yapmayacakları şeyleri söylemek fakirin fukaranın umuduyla oynamaktır. Bu ahlaki değildir. Valinin eee merkeze çekilmesi parti devletinin Türkiye'de cisimleşmiş halinin açık bir işaretidir. Devlette çürümenin alametidir. Vali ile ilgili söyleyebileceğim budur. Yani eşinin bir konudaki değerlendirmesi yüzüne bir eee valiyi eşinden sebep merkeze çekip cezalandırmak siyaseten ahlaksızlıktır her şeyden önce devlette çürümenin alametidir Evet çok teşekkür ederiz bugün böyle yapalım yarın böyle